Tonguç Aydın'dan hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber 9. sınıfın 1. döneminin full özetini yapalım. Şöyle çok güzel bir şekilde 1. dönemi tekrar edelim. Tabii bu dersi anlatmadan evvel özellikle şunu belirteyim. 1. dönemde 1. 2. ve 3. ünite konularını biz ayrıntılı olarak ev-okul kamplarında sizlere anlattık. Zaten kanalımızda hani bugünkü derslerin çok ayrıntılı anlatımını, çok geniş anlatımını video video bulabilirsiniz. Bu 1. dönem full özeti sadece kısa bir tekrarla 1. döneme şöyle bir... Genel bir tekrar bakabilmek. Bu yüzden hani e, ya hocam işte çok kısa olmuş, çok şey olmuş o kısma gelmeyin. Ev, okulda ne yaptık? Biz çok ayrıntılı olarak zaten konulara bakmıştık. Biz ayrıntılı olarak bakmak istiyorsak önce ne yapacağız? O videolara gideceğiz. O videolarda böyle ayrıntılı olarak derslerimizi işleyeceğiz. Eğer izlemediysek, canlı yayınlara katılmadıysak. Burada ise hani kısa bir tekrar ederek şöyle birinci dönemi bir daha böyle bir üstünden geçelim. Eksik bırakmayalım tamam mı? Hadi bakalım ne yapalım? Birinci dönem full bizim için, tarihi için. ...başlasın. Şimdi öncelikle birinci üniteyle bir başlangıç... ...yapalım burada. Bu ünitede biz... ...tarihin ne olduğuna, tarih biliminin yöntemine... ...tarihe yardımcı bilim dallarına, olay ve olguya... ...tarihin konusuna, tarih biliminin... ...bize neler kazandıracağına, yine... ...anakronizm kavramına, yüzyıl hesaplamalarına... ...ve takminlere bir bakalım. Bir göz... ...atalım bunlara. Şimdi tarih. Geçmişteki... ...insanların her türlü faaliyetine. Onların olayları ve birbiriyle olan ilişkilerini sebe sonuç ilişkisi içerisinde yer zaman göstererek bize veren belgelere dayalı ve inceleyen bir bilim dalıdır tarih. Tabi tarih bunları yaparken e, bilimsel yöntem kullanır. Bilimsel yöntem kullanırken de bir takım aşamalarla bunları gerçekleştirir. Mesela tarama aşamasında bilgi ve verileri toplar. Daha sonra topladıkları bilgi ve verileri sınıflar yani tasnif eder. Daha sonra burada tasnif edilen bilgiler üzerine çözümleme yapar. Yani tahlil aşamasıdır. Daha sonra bu bilgilerin ne kadar doğru, ne kadar çelişkili olduğu konusuna bir güvenilirlik tespit eder. Yani eleştiri, tenkit yapılır. Ve son kısımda ise elde edilen bilgi, bulgular doğruluğuna ve netliğine, objektifliğine göre birleştirilir. Yani terkip edilerek tarihsel bilgi ortaya çıkarılır. Tarihe yardımcı bilim dallarına gelelim. Şimdi tarih, geçmişteki insan davranışlarını, işte ürünlerini ve diğer unsurları yer zaman sebep sonuç ilişkisi içerisinde bize gösteriyordu. Ama e, bunu yaparken de mutlaka farklı bilim dallarından da faydalanıyordu. Mesela antropoloji, e, insanın sosyolojik, kültürel ve aynı zamanda burada e, biyolojik yönünü ele alan, değerlendiren bir insan bilimiydi. İnsanı ele almadı antropolojiden. E, arkeoloji... Eski insanlardan kalan eserlerin açığa çıkarılmasında, bunların kazı tekniği kullanılarak insana sorulmasında, eskinin bilimi manasında kullanılan bir bilim dalıydı. Coğrafya, yer, mekan, iklim gibi coğrafik unsurlarla faydalandığımız kısımdı. Diplomasi, atlaşma, sözleşme, metin bunların incelenmesi ve tarihe yardımcı olması ile ilgiliydi. Etnografya, kültürlerin yapıları ve hareketleri izlenirdi burada filolojide dillerin yapısı ve kökenleri, epigrafi de kitabelerin incelenmesi, nümerojmatikte işte bu paraların incelenmesi ve bunların çözümlenmesi, heraldikte armaların incelenmesi, paleografyada yazıların yazı çeşitlerinin incelenip görülmesi, kronolojide işte zaman endeksi olarak tarihi olayların hangi zamanda gerçekleştiği, sosyolojide toplumun toplumsal yapıların incelenmesi ve bunların değerlendirilmesi esas alınıyordu. İşte biz bu bilim dallarından faydalanarak tarihsel bilginin biraz daha net ve objektif olarak açığa çıkarılmasını istiyorduk. Olay ve olguya gelelim. Şimdi hayat içerisinde tek tek meydana gelen gelişmelere biz olay adını veriyoruz. Mesela e, bunun yeri ve zamanı bellidir. Tarihte bir defa yaşanır. 1071 Malazgirt Meydan Muharebesi. İşte 1176 Miryo-Kefalon Savaşı. Bunlar olaydır. Olgu ise... Aynı türdeki bu olayların bir bütün olarak değerlendirildiği kavramdır. Mesela Malazgirt Savaşı, Miryokefalon Savaşı, Pasinler Savaşı bunlar olaydır. Ama bunları bir bütün olarak düşündüğümüz zaman yani Anadolu'nun Türkleşmesi bir olgudur. Çünkü bu olayların bir bütün olarak ifade ediliyor. Mesela Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı bunlar bir olaydır. Ama İslamiyet'in yayılması bir olgudur. Hani olaylardan yola çıkarak değerlendiriliyor. Tarihin konusuna gelelim. İnsan ve insan faaliyetleri tarihin konusunu oluşturur. Mesela bir takım tarihin konusu olacak gelişmeleri ve onların ilgili olduğu alanlara bakalım. Mesela TBMM'nin açılması bizim için siyasidir. Orta Asya Türk göçleri bizim için sosyaldir. Büyük taarruz bizim için askeridir çünkü savaşı ilgilendiriyor. İşte yazın icadı kültürel bir gelişmedir. Coğrafi keşifler için, içinde e, iktisadi ekonomik gelişmeler var değil mi? İslamiyet'in doğuşu, Hristiyanlığın doğuşu bunlar dinidir. E ...depremler, işte heyelan, Tsunami... ...bunlar da coğrafi konsollardır değil mi? Demek ki hani tarihin konusu... Olay, ...olaylar da alanlarına göre değişebilir. Biz aynı zamanda bu alanlara da... ...dikkat etmeye çalışırız. Ee, mesela Büyük Taarruz dedin, mesela... ...Mahir Savaşı dedin, işte Minyokin falan savaşı dedin... ...Köse Dağ Savaşı dedin. Mesela bunlar askeri değil mi? TBM'nin açılması dedin... ...Hilafet'in kaldırılması dedin, Saltanat'ın kaldırılması dedin... ...siyasidir değil mi? Ha, bu bakımdan bakmaktadır. Peki gelelim. Tarih bilimimiz bize ne kazandırabilir? Yani tarih öğrenmeyle beraber biz ne kazanabiliriz? Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? O kısma gelelim. Şimdi tarih bilimiyle beraber bir defa öğrenci bilgileri araştıracaktır değil mi? O zaman tarih bizde araştırma, araştırma bununla beraber kanıt kullanma becerisini geliştiriyor. Bir de bizim sorgulamamıza, empati yapmamıza e sorguluyorsan burada o zaman eleştirel gözle de görüyorsun. Eleştirel. ...düşünmeye sebebiyet veriyor değil mi? Yine çok boyutlu düşünme yeteneğimizi geliştiriyoruz. Geçmişimizi öğreniyoruz. Günümüzü anlamada, geleceğe yönelik planlamalar yapmada... ...tarih bize oldukça fayda sağlıyor diyelim. Bir de tarihi olayları bugünün bakış açısı ve değer yargılarıyla ele almamamız lazım. Yani biz bu hataya anakronizm diyoruz. Mesela söylüyor işte derste öğretmen... ...çocuklar diyor işte Fatih Sultan Mehmet ve Hakan Sultan Süleyman... Avrupa'ya sefer düzenlerken dört ay boyunca seferde olmuştur. Dört ay boyunca sefere gitmiştir. Çocuk da sonra evet benim. Peki Kanuni Sultan Süleyman ne için işte tanka binip gitmemiş? Niye otobüse binip gitmemiş? Niye dört ay boyunca atlarla beraber gitmiş? Hemen öğretmen diyor ki bak diyor bugünün dünyasıyla sen geçmişi ele alamazsın değerlendiremezsin. Çünkü o günün şartlarına göre düşünmek gerekiyor. O gün öyle otobüs tank ne bileyim hızlı gidebileceğin araç ve gereçler yoktu. İnsanlar sefere çıkarken atlarla çıkıyordu. Demek ki değişik çağları birbirine karıştırmayacağız. Bir olayın çağ ile ilgili yanılmamak için de o dönemin şartlarına göre hareket edeceğiz. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in öğle yemeğinde işte hamburger Yediğini düşünmek, kola içtiğini düşünmek bir anakronizmdir değil mi? Hani günümüzün değer yargısı ve bakış açısıyla geçmişe bakmaktır. Halbuki Fatih Sultan Mehmet döneminde domates patates bile yoktur ortada. Çünkü henüz Amerika kıtası keşfedilmemiştir. Tamam. Gelelim. Yüzyıl hesaplamalarına buna bakalım. Şimdi biz yüzyılları hesaplarken özellikle milattan önce ve milattan sonra olarak bunları bir yüzyıllık dilime. Bu yüzyılları da yarılara ve çeyreklere böleriz. Mesela birden yüze kadar olan bir yüzyıllık dilim e, tarihte yüzyıl olarak biliniyor. İşte 0.99 birinci yüzyıl, 100, 199 ikinci yüzyıl, işte 200, 299 üçüncü yüzyıl gibi. Tabii bu yüzyıllar mesela milattan sonrası için 0.49 yani bir 50 dilimi birinci yüzyılın ilk yarısı olarak ifade edilirken işte 50 99 birinci yüzyılın ikinci yarısı olarak ifade ediyor. Sonra onları dört çeyreğe bölüyorlar. İşte 0 25 bizim için 24 işte birinci çeyrek 25 49 ikinci çeyrek 50 74 üçüncü çeyrek 75 99 dördüncü çeyrek diye. Milattan sonra böyle. Milattan önce ise günümüzden uzaklaşır. Hani sayılar arttıkça tarih günümüzden uzaklaşır. Bu yüzden 99 sıfır arası birinci yüzyıl olarak bilinirken 99 50 ilk yere 49 e, ikinci yer olarak kalırsın. Bakın tam tersi alıyoruz bu defa tamam mı? Yani burada gördüğünüz hani elmanın bir yarısı yansıması olarak düşünün tam tersi ele alıyorsun. 99 75 birinci Tabii halbuki burada dördü, dördüncü çeyrekti. 74 50 ikinci çeyrek 49 25 üçüncü çeyrek 24 4 dördüncü çeyrek. Peki gelelim örneklerimize. Hani bize bir tarih verildiği zaman nasıl yapıyoruz? Bakın bu tabloyu bilmek gerekiyor. Sadece yerine yerleştireceğiz tamam mı? Ne verilmiş bize? Milattan önce 320. Bak 320 verildi mi? Hani biz ne dedik? Bak 099 birinci yarıydı. Ee, işte i̇şte 100, 199 ikinciydi. ikinci yüzyılda. 200, e, 299 bizim için 3'tü. E, 300, 399 dördüncüydü. Ha, O zaman benim için burası... ...dördüncü yüzyıl mı? Dördüncü yüzyıl. Bulduk. Bakın böyle bulabileceğiniz gibi... ...tamam böyle bulabileceğiniz bir pratiği de söyleyeyim size. Eğer üç sayılı verilmişse burada... ...tamam mı? Bizim için... ...üç'e artı bir ekliyorsun. Altıya artı bir ekliyorsun. Eğer... E, ...hani dört rakamlı verilmişse burada... ...o zaman ilk ikisine artı bir ekliyorsun. Tamam mı? Hani üçlüyse... yani yüzlerden verilmişse... ...en baştakine, yüzler basamağına artı bir ekliyorsun. Eğer... E, binlerden verilmişse binlerde de ilk ikisine tamam mı? İlk ikisine artı bir ekliyorsun. O zaman bu ne demek? Hani ise 3 üzeri mi? 3'e 1 ekle. 4. 4. yüzyıl. 622 diyorsa 6'ya 1 ekle. 7. yüzyıl. İşte 1453'te hemen 14'e 1 ekle. 15. yüzyıl. Tamam mı? Burayı çözdük mü? Çözdük. Şimdi hemen çözümleme yapalım. Ne demiş? Milattan önce 320. Bak. Milattan önce 4. yüzyılın. Niye? Bak artı bir ekledik hemen. dördüncü yüzyılın. Peki kaçıncı yarısı? Hemen bak yerleştirelim. Yarı yaparken hemen yirmiyi milattan önce de indiriyorsun bak. Nerede? 0.49 arasında mı? 0.49 arasında. Peki burası neymiş? İkinci yarıymış. O zaman ikinci yarısının hemen o yirmiyi çeyreklere ekleyelim. Nerede bak? 0.24 arasında yirmi O zaman dördüncü çeyrek. Mantığı budur işte. Ama çok basittir. Bak hemen 622'yi yapalım. Ne dedik? Artı bir ekliyorsun. Milattan sonra o zaman milattan sonra 7. yüzyıl. Hemen 22 yarılara koyalım. Milattan sonrasıydı. Bak burayı yapıyoruz bu sefer. 22 nereye tekabül etti? 049 ilk yarıya. O zaman birinci yarısının hemen çeyreklere bakalım. Bak 024 birinci çeyrekte. O zaman birinci çeyrek. Tamam. Ve sonuncusunu da yapalım. Neymiş? 1453. Bak 14 bir neredeyse ilk ikisine diyorduk böyle. Bir fazlası olacak da 15 oldu mu oldu. Milattan sonra 15. yüzyıl hemen yapalım. E, elli 53 hangisine koyabilirsin? Bak yarıda 50-99 arasına koyuyorsun değil mi? O zaman ikinci yarısının hemen gelelim. Kaçıncı çeyrek? 50-74. Üçüncü çeyreğe tekabül ediyor. Üçüncü çeyrek. Mevzu budur tamam mı? Bütün sıralamanın bütün mantığı bu şekildedir. Çok zor değildir. Sadece siz de burada bir tarih belirleyerek tablonun içerisine koyup yerleştirme yapabilirsiniz. Evet takvimlere gelelim. Artık son konumuz birinci ünite içerisinde. Sonra diğer ünitemize geçeceğiz. Şimdi Türkler tarih boyunca çok farklı takvimler kullanacaktır. Bu takvimler arasında işte 12 hayvanlı Türk takvimi, Hicri, Rumi, Celali ve Miladi takvimler vardır. En eski takvimimiz 12 hayvanlı Türk takvimidir. Burada her yıl bir hayvan adıyla bilinmektedir. Güneş yılı esastı. Ben tamam, şöyle yazalım. ...Güneş yılı esaslı bir takvimdir. Ee, bir yıl burada 12 ay 365 gündür. Hicri takvime gelelim. Bu takvim İslam'ın kabulünden sonra Türkler tarafından kullanılıyor. Bu takvim ay yılı esaslı bir takvimdir. Ee, bu takvimin başlangıcı hicrettir. Bir yıl 12 ay 354 gün olarak bilinmektedir. Rumi takvime gelelim. Yine Osmanlı Devleti e, hicri takvimi aktif olarak kullanacaktır ama... ...hani ekonomik ilişkilerde Güneş yılı esaslı bir takvime ihtiyaç duyacak. Bu yüzden Rumi takvimi ortaya koymuştur. Başlangıcı hicret olarak kabul edilen bu takvim hicri miladi sentezi olarak söylenebilir. Celali takvimine gelelim. Büyük Selçuklar döneminde, Melikşah döneminde ortaya konulan bir takvimdir. Bu takvimde güneş yılı esaslı bir takvimdir. Melikşah'ın tahta çıktığı 1079 yılını başlangıç olarak kabul eder. Bir yıl 12 ay 365 gündür. Miladi takvim Hz. İsa'nın doğumunu başlangıç olarak kabul eden ee, ...ve zamanla işte... ...Mısır Güneş Takvimi'nin, Jules Caesar'ın ...papa e, 13. Gregory yani tarafından... geliştirilen bir takvimdir. Güneş ya esasıdır ee, Hazreti İsa'nın doğumunu... E, ...burada başlangıç olarak kabul ediyordu. E, bir yıl burada 12 ay 365 gündür. 1926'da Hicri Takvim'den vazgeçilerek... E, ...Miladi Takvim'e geçiş yapmıştık biz. Günümüzde önemli din... E, ...dini gün ve bayramların... E, ...hani tarihinin... ...tespiti Hicri Takvim'e göre yapılmaktadır. E, mesela... 365 gün 6 saat ediyor. Burada 354 gün. Demek ki ikisi arasında 11 günlük fark var. Mesela Ramazan ayının her yıl 11 gün öne çekilmesinin temel sebebi işte miladi takvimle izli takvim arasındaki bu farklılaşmadır diye. Evet, birinci ünitemiz sona erdi. Gelelim ikinci üniteye. İnsanlığın ilk dönemleri bu ünitemizin temel konusu. Şimdi bu ünitede ilk olarak insanlığın ilk izleri, yani tarih öncesi çağlara kadar gidelim. Şimdi insanın ortaya çıktığı ve insanlık döneminin en eski çağı eski taş çağıdır. Bu dönemde insanlar avcılık, toplayıcılıkla uğraşacak. Çakmak taşından kesici aletler yapacak. Ve en önemlisi bu dönemin sonlarına doğru da insanlar ateşi keşfedecektir. Daha sonra mezolitik döneme insanlar geçiş yapıyor. Bu dönemde de avcılık ve toplayıcılık devam edecek. Mikrolit adı verilen insanlar aletleri e, geliştirmişlerdir. E, ve e, zamanla insanlar paleolitik dönemle mezolitik dönemdeki o tüketici yapısını devam etmektedir. Ama ne zaman biz neolitik çağa geldik? İnsanlar artık üretici toplum yapısına geçmiştir. Niye? Tarım devrimi ile beraber insanlar yerleşik hayata geçiş yapmıştır. Hayvanları evcilleştirmiştir ve çok önemli yerleşim merkezleri kurarak burada e, artık insanlığın bu kültürel hayatını başlatmaya çalışıyorlar. Bunlar taş çağıdır. Maden çağlarına geldiğimiz zaman insanlığın ee, özellikle kullanmış olduğu ilk maden bakırdır. Bakırdan araç gelişler yapacaklar. Altın ve gümüş işlemeciliğini bu dönemde ortaya koyacaklar. Ee, daha sonra e, Tunç Çağı'na geldiğimiz zaman... site adı verilen şehir devletlerini e, artık toplulukların kurduğunu görebiliyoruz. Anadolu Tunç Çağı'nda yazıyla tanışıyor. E, çünkü Mezopotamya o dönemlerde tarihi çağları gidiş yapmasına karşın ...Anadolu hala eski çağları yaşamaktadır. Bu yüzden e, Ahsurların etkisiyle Anadolu'nun yazıyla tanıştığı dönem Tunç Çağı olmuştur. Demir çağına geldiğimiz zaman da demirin işlenmesi ve hani işte demiri kullanan devletlerin de kuvvetlenmesiyle beraber güçlü imparatorlukların kurulduğunu görmemiz mümkün. Kısaca tarihi çağların e, gelişim evresi bu şekilde. Peki tarihi öncesi çağlarla tarihi çağları birbirinden ayıran temel gelişim ne? Yazıdır. Yazı ilk olarak M.Ö. 3000'li, e, senelerde çivi yazısı formunda olarak Sümerler tarafından ortaya çıkarılmıştır Bakın çiviyle, çivi aldı böyle çak 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 yazmamış. Buradaki hani semboller, şekiller çiviye benzediğinden dolayı biz buna çivi yazısı diyoruz. Sümerler yazıyı bulmuş ve yazıyla beraber artık insanlar e, tarih çağları giriş yapmıştır. Şimdi yazıyla beraber insanlar arasında tabii değişimler de var. Bir defa toplumlar arasında burada bilgi birikimi daha doğrusu iletişim daha da gelişmiş, kuvvetlenmiş. Yazılı eserler sayesinde elde edilen bilgiler gelecek kuşaklara daha rahat aktarılmış. Özellikle yapılan antlaşmalarda. Bunlar kayıt altına alınmış değil mi? Yapılan anlaşmalar yazılı kayıt altına alınmış, günümüze kadar ulaşmış. Mesela bugün İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde tarihin bilinen ilk antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nı görebiliyorsun. Kişilerin sahip olduğu düşünce ve bilgiler yazı ile saklanabilmiş ve yaygınlaşılmış. Eğitim ve öğretim de basılan kitaplar sayesinde yaygınlaşmış. Gelecek kuşaklara bilgi birikimi aktarılmış. Kanun ve kurallar da yine yazı ile konmuştur diye Demek ki yazı bir takım unsurları meydana getiriyor. İlk çağda başta medeniyet havzalarına gelelim ve ilk olarak Anadolu medeniyetleriyle bir ifade edelim. Önce kimden başlayalım? Hititlerden. Hititler özellikle... İlk, hani böyle e, ilk eltazdaki meşruti, şurası meşruti olacak. E, meşruti yönetimi kuruyorlar Hititler. Pankuş adı verilen bir meclisleri var. Değil mi? Pankuş meclisini bir oluşturuyorlar onlar. E, aynı zamanda e, tarihin bilinen ilk barış anlaşması olan Kadeş Barış Anlaşması'nı Mısırlarla birlikte imzalıyorlar. Çünkü amaçları ne? Suriye Yemenliği için yapılan bir savaş var. E, bu savaştan sonra imzalanan e, bu antlaşmayı imzalıyorlar. Bir de onlarda anallar var. Hani his krallarının tanrılara hesap vermek amacıyla yazmış olduğu eserler, e, tabletlerdir bunlar, anadlar. İkinci olarak, burada Firiklere gidelim. Firikler tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir medeniyet. İlk hayvan hikayeleri olan fabıları, yine ilk yine olan fibulayı, yine e, tapates adını verdiğimiz, tapates adını verdiğimiz o halı dokumalarını okumalarını e, biz filiklerde göreceğiz. E, gelelim Lidyalılara. Lidyalılar, e, kral yoluyla beraber zenginleşen, kral yolunu kullanarak burada zenginleşen ve ilk defa madeni parayı bulan medeniyettir. Lidyalılar parayı bulunca artık ticarette değiş tokuşun yerine para alacaktı. İyonlara gelelim. İyonlar tarih ve tıbbın öncüleri olan işte Herodot'u, Hipokrat'ı içerisinde barındıran, felsefede, matematikte ve tıpta oldukça şey ilerleyen, felsefi ve bilimi kendi geliştiren bir medeniyettir. İyonlar bu bakımdan oldukça önemli diyebiliriz ve Anadolu'da son olarak Urartular'a gelir. Eee Urartular şu bölgede e, özellikle Doğu Anadolu'da kurulduğu için sert bir coğrafyada oldukları için savaşçı bir topluluk olduğunu söylemek gerekir. Taş işçiliğinde oldukça gelişmişlerdir. İşte başta Şamran Şamran su kanalı olmak üzere önemli su kanalları, su bentleri yapmışlar. Özellikle e, mezar odaları şeklinde de e, böyle mezar yapıları da gelişmiş diyebiliriz Urartularda. Anadolu medeniyetleri için özelliklerimiz bu şekilde. Gelelim Mezopotamya'daki medeniyetleri. Şimdi Mezopotamya'da ilk olarak Sümerler'den kısaca bir değinelim. Sümerler özellikle tarihte yazıyı bularak o tarih çağları başlatan medeniyet olacaktır. İlk yazılı kanunları biz yine Sümerler'de göreceğiz. Ay yılı esaslı bir takvim oluşturmuşlar ve tekerleği de Sümerler icat etmiştir. İkinci olarak burada kime gelelim? İlk merkezi imparatorluğu ve ilk düzenli orduyu kuran Akatlara. Savaşçı bir topluluktur. Mezopotamya'ya hakim olmuşlar. Güçlü bir imparatorluk yapısı kurmuşlardır. Peki, ilk kütüphaneyi yapan, Karun denen ticaret merkezlerini oluşturan, Anadolu'ya yazıyı taşıyan medeniyet hangisiydi? Bunlar Asurlardı değil mi? Bir de Babil'in asma bahçelerini yapan ve Hammurabi kanunlarını oluşturan Babil'ler de bu e, medeniyetler içerisinde oldukça önemlidir diyebiliriz. Mezopotamya'da da demek ki bu medeniyetlerimiz var. Devam edelim. İran medeniyetine gelelim. İran medeniyetinin şekillenmesinde Persler ve oldukça önemlidir. Özellikle Persler kurmuş, Perslerin kurmuş oldukları eyalet sistemiyle beraber ki bu eyalet sistemlerine de satrap adını veriyorlar. Bu sistemle beraber güçlü bir otorite kurduklarını söylemek gerekir. Onlar bir posta teşkilatı oluşturacak, merkezi otoriteyi güçlü kuracak, kral yolunu da kullanarak bu medeniyeti şekillendireceklerdir diyelim. Çin medeniyetine gelelim. Çin medeniyeti özellikle gelişim aşamasında çok çok önemli bir medeniyet. Mesela barutu, pusulayı, kağıdı, matbaayı burada keşfettiklerini, güneş lekelerini tespit ettiklerini, ak akupunktur adını verdiğimiz o tıbbi e, uygulamayı e, özellikle kullandıklarını söylemek mümkün. Çin medeniyetinin kültürel manada oldukça gelişmiş olduğunu söylemek gerekir. Hint medeniyetine gelecek olursak da sıfırı ilk defa Hintli meten, e, matematikçiler kullanacaktır burada. Ee, tabii sıfıra değer veren orada harizmi olacak. Ee, daha sonra İslam bilimciler bunu kullanıyorlar, öyle söyleyelim. Aritmetiğin gelişimi yine Hint medeniyetinde. Bir de onlarda kapalı to toplum tabakalaşması var. Yani kas sistemi var. Kas sistemini de toplumda kullanarak o toplumsal bütünleşmenin sağlanması konusunda... E, ...hani bir zayıf noktaları vardır diyelim. O toplumsal bütünleşmeyi sağlayamamışlardır kas sistemi yüzünden. Devam edelim. Non medeniyetine gelelim. Yunan medeniyetine baktığımız zaman Yunan medeniyeti Cumhuriyet ve demokrasinin ilk izlerinin görüldüğü bir medeniyettir. Çok önemli isimler de buradan çıkmış. Aristoteles, Thales, Pisagor gibi önemli felsefeciler ve bilim insanları, ilim insanları burada varlıkları var. Matematikte, astronomide, felsefede oldukça gelişmiş olan işte Drakon, Kristenes, Solon kanunları ile beraber de işte köleliğin kaldırılmasına, sınıf düzenlemelerine kadar giden önemli bir yapıyı oluşturmuşlar Yunanlar. Mısır medeniyetine gelin. Ee, bakın Yunan medeniyetinde bu, e, şehir devletleri şeklinde organize oluyor. Yunan şehir devletlerine polis adını veriyoruz. Mısır devletleri de ilk olarak şehir devletleri şeklinde organize olmuşlardır. Onlar da ise bu şehir devletlerine nom adını veriyoruz. Sümerlerde de site olarak biliniyordu. Zamanla Firavunlar, e, firavunlar dönemi başlayacak Mısır'da. E, firavunlar için işte piramitler yapacaklar. İşte Keops piramidi, Giza piramidi gibi önemli piramitler hala günümüzde var. E, aynı zamanda bu piramitlere koymuş oldukları bu firavunların e, mumyalayacaklar. E, i̇nsan vücudunu gördükleri için de eczacılık ve tıp alanında da oldukça gelişecekler. Yine Nil Nehri'nin işte taşma zamanlarını hesaplayarak geometri ve matematiği geliştiriyorlar. E, aynı zamanda bu zamanı hesapladıkları için de güneş takviminde Mısırların geliştirdiğini söylemek mümkün. Doğu Akdeniz Medeniyeti'ne gelelim. Burada Fenikeliler ve İbraniler var. Fenikeliler koronacılık alanında, deniz ticaretinde oldukça gelişmişlerdir. Bir de Mısır Hidroglifini alarak, Mısır yazısını alarak alfabeyi geliştiriyorlar. İbraniler ise tekranlı inanç sistemi üzerine kendini geliştiriyorlar. Musevilik inancına bir milli din olarak benimsemişlerdir diyelim. İnsan ve göç konusuna gelelim. İnsan ve göç konusunu ele alalım. Şimdi tarih boyunca insanlar farklı nedenlerden dünyanın farklı coğrafyalarına göç etmişlerdir. Bu sebeplerden bazıları bazen kıtlık olmuştur. Bazen mesela savaşlar olmuştur. Bazen baskınlar, bazen demografik durumlar, nüfussal durumlar olmuştur. Bazen inanç baskısı olmuştur. E bazen de doğal afetler bu göçlerin nedenlerini oluşturmuştur. Tarih boyunca önemli göçlere baktığımız zaman Ege göçleri. E, Deniz kayınları göçleri olarak da bilinmektedir. Yunanistan'dan Ege'ye doğru yapılmıştır. İç Asya göçleri, Orta Asya'dan farklı yerlere e, Türk göçleri bunlar... Amuru göçleri Arap Yarımadası'ndan Filistin'e Suriye'ye doğru göçlerdir. Akat göçleri Suriye'den Sümer ülkesine doğru, Hurri göçleri Doğu Anadolu'dan Filistin'e doğru ve Fili göçleri de Makedonya'dan, Trakya'dan Anadolu'ya doğru gerçekleşen göçlerdir. Demek ki insanlar savaştan, kıtlıktan, baskından, demografik durumlardan, çok farklı durumlardan dünyanın farklı yerlerine zaman içerisinde göç etmek zorunda kalmışlardır. Tüccar kavimlere gelelim. Bu kavimlere bir bakalım. Şimdi e, ilk çağa baktığımız zaman ticarete uğraşan, ticaretle zenginleşen e, dört tane önemli kavim milletim kitabında bahsedilmiş. Bunlardan iki Lidyalılardır. Lidyalılar kral ile beraber zenginleşiyordu. Hatırlarsanız bir de en önemli unsur onların parayı icat etmiş olmalıdır. Bu bakımdan Lidyalıların önemini söylemek gerekir. Fenikelilere gelelim. Doğu Akdeniz'de bulunan ve deniz ticaretiyle gelişen bir medeniyettir Doğu Fenikelliler. E, özellikle Mısır, Kıbrıs, Girit, Rodos dışında Sicilya, Sardunya, İspanya'ya kadar birçok yerde... Ticaret kolonileri kuracaktır. Bu bakımdan e, oldukça gelişmiş olduklarını söylemek gerekir. Soğutlu tüccarlara gelelim. E, Orta Asya'da tüccarlardır bunlar. İpek yolu sayesinde burada zenginleşiyorlar. Özellikle Çin'den İtalya'ya kadar uzanan o İpek yolu üzerinde de oldukça hakimler. E, Türkler, özellikle kök Türkler soğutlu tüccarları koruyarak burada e, bu alanda da zenginleşecekler. Asurlara gelelim. Asurlar ise, Asurlu tüccarlar ise e, burada... E, kara koloniciyle uğraşan bir medeniyet. Başta Kaniş Kültebe olmak üzere Anadolu'nun pek çok yerinde alışveriş merkezleri yani kavrumlar oluşturmuşlar. Ve bu kavrumlar sayesinde de Anadolu'ya getirdikleri tabletler sayesinde de Anadolu'ya yazıyı getirip Anadolu'da ya tarihi çağların açılmasına e, hani fırsat sağlamışlardır demek gerekir. Kabileden devlet konusuna gelelim. Şimdi tarih boyunca devletler farklı siyasi organizasyon biçimleriyle yönetilmişlerdir. Mesela e, monarşi dediğimiz zaman ya burada mutlak krallar vardır. ...bir tekin yönetimidir. Monodan ortaya gelir. Aristokrasiye baktığımız zaman... ...burada önemli bir zümre vardır. Zümre yönetimi söz konusudur. Cumhuriyete veya demokrasiye baktığımız zaman... ...her ikisi için değerlendirmeyi alalım. E, bu her iki yönetimde de... ...halkın yönetimde... ...söz sahibi olduğunu söylemek gerekir. İmparatorluklarda... E, ...hani birden fazla ulus var. Ulus, birden fazla... ...onu söyleyelim. Tiranlıkta da bir dikta yönetimi var. Yani bir diktatör yönetimi vardır. Hani siyasi organizasyon türlerinin en kısa ifadesi ve tanımı bu şekilde. E medeniyetlere bakalım. Medeniyetler peki meşruiyet kaynağını nasıl almışlar? Mesela Mezopotamya'ya baktığımız zaman teokratik monarşi. Teokratik dinseldir yani. Tanrı'dan varlığını almak demek. Bir de tamamen kendi krallıkları üzerine. Anadolu'ya baktığın zaman yine dinsel ve zümresel yönetimler var. Yunan Yunanistan'da tamamen zümresel yönetimler hakimdir. İran'da dini e yönetim hakim. Mısır'da da yine dini yönetim. Mesela Mısır'da e, tanrı krallar var değil mi? Yani burada Firavunlar kendini tanrı olarak göreceklerdir mesela. O şekilde ifade etmek gerekir. Kanunlarda doğuya konuşuna gelelim. Şimdi ilk çağda biliyorsunuz hani e, Sümerlerle, beraber, Sümerlerle beraber yazılı hukuk kuralları oluşacaktı. İlk yazılı kanunları biz Sümerlerle beraber görecektik. E, kaynağı ilahi kutsaldır. E, borç affı gibi konuları Urgatina burada düzenleyecek ve halkı rahatlatmaya çalışıyor. Hamur kanunlarına gelelim. E, bu kanunlar 282 maddeden oluşacak, Sümer kanunlarından faydalanacak ve en önemlisi kısas esasına dayalı kanunlardır. Yani birinin dişini kırarsan senin de dişin kırılır. Hani birinin gözünü çıkarırsan senin de gözün çıkarılır gibi. Serttir. Hidit kanunlarına gelelim. Hitit kanunları evlenme, boşanma, nikah, nişan gibi hani böyle aileyle ilgili hükümlere yer veren... ...sosyal sınıf farklılıklarını cezalarda esas alan bazı suçlarda da cezanın tüm aile yani kolektif olarak verildiği... E, ...yani cez cezaların şahsi değildi. ...aileye verildiği, cezaların görüldüğü... ...kanunlardır. Tevrat ve on emri... ...gelecek olursak burada... ...Yahudilere göre Sina Dağı'nda burada Tanrı tarafından... ...Hazreti Musa'ya bildirilen... ...emirlerdir bunlar. İşte öldürmeyeceksin... ...çalmayacaksın. Ee, hani komşu... ...gibi esaslar alan e, buradaki emirleri... ...barındırıyor. Ama dikkat ederseniz hepsi... ...ilahi unsurlu kanunlardır. Evet... İkinci ünitemizde burada geride bırakmış olduk ve dersimizin hani son tekrarımızın son ünitesi olan orta çağda dünya konusuna gelelim. Şimdi orta çağda dünya konusunda milli eğitim kitabımıza ilk olarak hani burada başlıca siyasi gelişmeler verilmiş ee, ve hani sizin ezberinizi istemiyor, kronolojik olarak bilmenizi de istemiyor. Sadece bu dönemin önemli gelişmeleri verilmiş. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şöyle bir dursun. Elinizin altında bulunabilir. Yine kitabınızda bu kısım vardır. Tekrar söylüyorum. Bu konular açılmamış. Sadece e, kitabınızda görmeniz açısından verilmiş. Aynı zamanda hani e, bir o dönemin haritası da verilmiş. Siyasi güçleri Orta Çağ'da işte Bizans İmparatorluğu, Almanları, Frankları, Vizigotları, Moğol İmparatorluğunu, Sasanileri... ...işte Orta Çağ'ın sonraki dönemlerinde burada egemen olan kimi göreceksiniz orada? E, i̇şte İslam Devleti burada kendini gösterecek değil mi? E, bu gibi siyasi unsurlar var. Peki, e, Orta Çağ'daki siyasi yapılanmayı ifade edelim ve buradaki sistemden bir bahsedelim ne varmış neler varmış. Şimdi Orta Çağ Avrupa'sında siyasi yapıyı şekillendiren ve bu döneme damga vuran sistem neydi? Feodaliteydi. Feodalitede ne var? Diyelim ki işte bir burada feodal beyimiz, derebeyi var. İşte bir askeri garnizonu var. Burada köyleri var. Burada işte diğer işte ticari yerleri var diyelim. Tavernalar var. Ve güçlü surlarla bu bölge çevrilmiş durumda. Doğal olarak hani feodalite Avrupa'da güçlü bir merkezi krallığın kurulmasını engelleyecek. E, doğal olarak da güçlü lordların e, burada kabul edildiği, zayıfların tamamen kendilerine, hani bu beylerine emanet ettiği e, ve doğal olarak da bir sınıflaşmanın olduğu sistem var. Bu sınıfın en başında krallar var ama dediğim gibi güçlü bir merkezi imparatorluğa ait değil. Hemen alt tarafta soylu insanlar, daha tarafta işte tüccarlar, esnaflar bunlar var ve en altta da serfler yani köylüler ve çöleler yer alacaktır kapalı tabakalaşmadır buradaki sınıf. Ancak belirli şartları karşılamanız durumunda bu sınıftan başka bir sınıfa geçebiliyorsunuz tamam mı? O şekilde söyleyelim. Peki dönemin önemli devletlerine gelelim. Ö önemli devletlerini ifade edelim. Bunlardan ilki bizim için Sasani İmparatorluğu'dur. Sasani İmparatorluğu çağın büyük imparatorluklarından biri. Yani geniş sınırlı ve güçlü bir devlet yeneneği var. Ee, ...ki hani Pers devlet devam ettiren, yönetim şeklinde tamamen hani Pers devleti üzerine şekillendiği bir mutlak monarşiyi burada e, esas alan bir nitelik var. İmparatorluğun başında şeyin şahlar var. Kralların, e, kralları olarak da biliniyor bunlar. E, tabii Hazreti Ömer döneminde yapılan işte Kadisi Nihamet e, ve diğer savaşlarla beraber... E, ...biz ne yapıyoruz? E, Sasani İmparatorluğu'na burada son veriyoruz. Bu savaşlarla beraber e, artık onların siyasi varlıklarının sona erdiğini söylemek gerekir. Köprü, Kadisiye, Nihavet bu savaşlardan sonra e, son veriliyor. Doğu Roma Bizans İmparatorluğu'na gelelim. E, şimdi Doğu Roma İmparatorluğu'na baktığımız zaman çağın büyük imparatorluğundan biri. Kültürel yapısına baktığımız zaman da hani bu yapıyı oluşturan bir Grek kültürü yapısı var burada. E, aynı zamanda mezhepsel olarak baktığımız zaman... E, hani ...ortodoksluk mezhebinin merkezi olan İstanbula burada hakim. E, Helen kültürü üzerine şekilleniyor. Grek kültürü üzerine şekilleniyor. E, ve bu yapılarına baktığımız zaman da Batı Roma İmparatorluğu'ndan farklı bir medeniyet. Tabii bin yılı aşkın bir e, siyasi varlığı var burada. E, özellikle Batı Roma'yı da bütünleşik olarak düşündüğümüz zaman... ...çok köklü bir imparatorluk yapısına olduğunu söylemek gerekiyor. 1453'e geldiği zaman e, Bizans'ın... ...İstanbul'un e, Fatih Sultan Mehmet tarafından alındıktan sonra yıkıldığını biliyoruz. Moğollara gelelim. E, kurucusu Teoman'dır. E, 1600, e, burada 1206 yılında yapılan kurultayda... ...Türk-Moğol e, boyları tarafından Kağan seçilen ve e, adı burada Cengiz olarak bilinen... ...hükümdarı ile beraber Timuçin tarafından güçlü bir Orta Asya'da imparatorluk yapısı kurulduğunu söylemek gerekiyor. Tabii Moğollar üzerinde Şamanizm etkili... Hatırlarsanız hani bir TRT'deki bir dizide Moğollar gösterilmiş orada şamanistik hani davullarla böyle ayinlerle gösteriliyor değil mi? Ee, peki Cengiz'in ölümünden sonra Moğollar dörde ayrılacak. Kimdi bunlar? Kubilay, Çağatay, yine Altın orada ve İlhanlılar olmak üzere. Biz dörde ayrıldığını söylememiz gerekir. Tamam mı? Moğollar için de esaslarımız bu şekilde. Peki imparatorluklarda sosyal, ekonomik ve askeri duruma gelelim. Şimdi önce hani bu siyasi yapı olarak neler, neler olduğundan bahsettik. Şimdi bu devletleri biraz daha açalım. Biraz daha özelliklerine bakalım. Şimdi Bizans'a baktığımız zaman yönetim biçimi imparatorluktur. Sosyal hayatına baktığımız zaman işte tarıma, ticarete, göçüş yollarında olduğu için özellikle e, iktisadi alanı bu alanlara yönelten bir yapı oluşturmuşlardır. E, aynı zamanda böyle bir yapı güçlü bir orduyu da bir, 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 bir gerektirir. Ağır zırhlı birlikleri olduğu kadar ordunun da ücretli askerlikte, askerlerde bulunmaktadır. Sasanilere baktığımız zaman hani bir aristokrat sınıf, zümre sınıfı var burada bir de danışma meclisleri var. E, topraktan alınan vergiler özellikle sosyal yaşamın, ekonomik yaşamın temel dayanağı. Ee, yine ticareti de önemseyen bir devlet olduğunu söylemek gerekir. Güçlü, düzenli ve disiplinli birlikleri var. Özellikle hani Pers devlet yeleğinden geldiği için bu yapıyı kendilerinde kurmuşlardır. Bu onlara baktığımız zaman burada bir kanımız var. Ee, aynı zamanda kurultay yapısı da Orta Asya yapısında kendini gösteriyor. Orta Asya'nın sert iklim yapısında olduğu için daha çok hayvancılıkla konu, yücel yaşam tarzı tazeliği, sosyal ekonomik yaşam devam ettirilmiştir. Gönüllü askerlerden, hafif suvari birliklerinden oluşan Moğol orduları tam hani Orta Asya steplerine uygun ordu birlikleri de, de oldukça da kuvvetlidir diyebiliriz. Artı üründen sosyal sınıflara giden süreci ele alalım. Burayı değerlendirelim. Şimdi ihtiyaç fazlası bizim için artı üründür değil mi? Biz ihtiyaç fazlası e, yani ihtiyacın fazlasının aşan ürünle artı ürün adını veriyoruz. Tabi bu o artı ürün zamanla bir takım sosyal sınıflara götürecektir ve farklı medeniyetlerde, farklı topraklarda yeni düzenleri oluşturuyorlar. Mesela biz toprakların özel mülkiyeti altında bulunan yeri olarak nereyi görebiliyoruz? Mezopotamya'yı. Mezopotamya'da topraklar özel mülkiyette. Ama Mısır'a baktığınız zaman Mısır'da Firavun tüm topraklara sahip. Özellikle vergilerde de Firavun adına toplanıyor. Ee, gelelim Sümerlere. Sümerler'de topraklar özellikle tapınaklara, kentli yöneticilere ve köylere aittir. Hür insanların da vergi ödediği bir sistemdir burası. Ee, geliyorsun Hititlere. Hititlerde bir bakıyorsun topraklar tamamlara ayrılmış. E, topraklar Tanrı'nın ve Kral'ın sayılıyor. İşleme hakkı hakta, Böylece toprağa dayalı bir sınıfın e, doğmasını engelliyorlar. E, orta çağda bu sistem neydi? Toprağa dayalı. Dersimizin başında bahsetmiştik. Feodaliteydi değil mi? E, doğal olarak e, feodalite sisteminde yani köleler, serfler, hür köylüler kurulma ve adalet karşılığında senyörlere mal ve hizmet üretmekle yükümlü bir sınıfla, sınıf farklılaşmasının olduğunu söylemek gerekiyor. Demek ki bu artırın zamanla ne sebebiyet vermiş? Sınıf farklılığı. İşte o sınıf farklılığı da orta ilk ve orta çağlarda toplumsal tabakalaşmaya sebebiyet vermiştir. Tabaka dediğimiz şey insan arasındaki hani bu ekonomik ve hani toplumsal eşitsizliğin görünür halde olmasıdır. Toplumlarda hiyerarşik düzen içerisinde sınıflanmıştır. Orta çağda bu sınıf işte en başta kral vardı. Sonrasında işte soylular, din adamları, burjuvalar, ticaretle değilen insanlar, köylüler ve köleler olarak ayrılıyordu. Tabii Ortaçağ Avrupası'nda yarı kapalı bir tabakalaşma varken... ...yani ancak belli hususlar karşılanıyorsa tabakalar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Mesela evlilikle bağ sağlanan soyluluk gibi düşünün. Hindistan'da tamamen kapalı bir tabakalaşma vardır. Yani hangi kasta yer alırsanız o kasta doğar, o kasta ölürsünüz. Kastanın en, en üstünde Brahmanlar, din adamları vardır. Sonra Kshatriyalar Asyalar gelir. Vaishyalar çalışanlardır. Suduralar gelir burada e, en altta bir de. ...bazen hani köleler sistem dışında da görülebiliyor. Pari olarak da ifade ediliyor. Kesinlikle kaslar arasında mesela kızılıp verme yoktur. Onların bölgesine girip çıkma yoktur. Bu sisteme girip çıkma kesinlikle yoktur. Kapalı bir toplumun tabakalaşması. Bu da Hindistan'da güçlü bir siyasi birliğin oluşmasını engellemiştir. Orta çağdaki ticaret unsurlarına gelelim. Ve ticaretin yapıldığı yerlere bakalım. Onları değerlendirelim. Şimdi... E, ...şimdi... Kara ticaretinde, daha çok Orta Asya'da biz atlar, at arabaları ve işte develeri görebiliyoruz. Deniz ticaretinde ise e, insan gücüyle çalışan veya rüzgar gücüyle burada hareket ettirilen... E, ...kürekli ve yelkenli gemilerin yaygın olarak kullanıldığını görmemiz mümkün. E, şimdi, e, peki bu ticareti biz nerede yapıyoruz? Mesela Kaurumlar, Asur tüccarların e, ticaret yaptığı o hani e, alanlardı değil mi? Ticaret noktalarıydı. Agoralar, Şehir Devletleri'nde ticari faaliyetin yapıldığı... Kent meydanları, çarşı ve pazarlar olarak biliniyor. Araştılar aynı esnaf grubunun e, yapmış olduğu ticari faaliyet alanlarıdır. İşte kuyumcu çarşısı, balıkçılar çarşısı gibi. Hanlar, kervanların ve yolcuların konukladığı yapılardır. Ribatlar, sınır bölgeninde kurulan aslında önce bir hani böyle askeri amaçlı gözetleme kulelidir. Ama sen ne oldu? Toprağını genişlettin. Topraklar genişleyince, sınırlar da genişleyince bu gözetleme kulenleri, bu askeri amaçlı yapılar zamanla ticari mekanlar haline gelmiştir. Kervansaraylar ticaret yolları üzerinde bulunan konaklama tesisleridir ve desenlerde çeşitli eşyaların satıldığı kapalı, çarşı alanlara gibidir. Bu şekilde ticarette bu alanlarda gerçekleştiriliyormuş. Peki e, ticaret bu alanlarda gerçekleştirilirken hangi ticari yollarda bunlar sağlanıyor? Mesela bunlardan biri İpek yoludur. Hani Çin'den başlayıp Anadolu üzerinden ve Kafkaslar üzerinden e, Avrupa'ya uzanan ve gerçekten... ...Çin'de üretilen malların bu yolda Avrupa'ya sağlandığı önemli bir yoldur. Çin günümüzde bile dünya ekonomilerinde, pazarlarda oldukça etkili. Mesela bizim oyuncak pazarının büyük bir çoğunluğu Çinlere ait değil mi? Ona söylemek gerekir. İpek yolu demek orada. Baharat yolu nerede? Hindistan'dan başlayarak işte Kızıldeniz üzerinden veya Akdeniz üzerinden Avrupa'ya... ...ve Anadolu üzerinden Avrupa'ya uzanan bir yoldur. Baharat ne için önemli? Özellikle hani burada etin hani çürümemesi için sülalenmesi ve burada e, muhafazası için yine yiyeceklerde burada baharatın kullanılması için e, bu yol önemli. Yine farklı mallarda bu yollarda sağlanıyor ve satılıyor diyelim. Krallığın Perslerle hani Lidya arasında bir yoldur. Bu Anadolu üzerindeki ticaret yolunda da önemli hani alışveriş malzemeleri ve ihtiyaçlar karşılanmış. Bu yolda da devletler zenginleşmiştir diyebiliriz. Kürt yolu özellikle kuzey ülkelerinde yüksek enlemlerdeki bir yoldur. Bu yol özellikle hani sert iklimi yaşayan coğrafyalarda insanların giyim kuşamına yönelik olan ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılmıştır. Avrupa Rusya Çin arasındaki bir yol olduğunu söylemek gerekir. İlk ve orta çağda orduya gelin. Ordu niteliklerini alalım. Şimdi orta çağda siyasi birliklerden yoksun olan Avrupa ordularında daha küçük, uzun süreli seferler düzenlemeyen küçük ordular olduğunu söylemek gerekiyor. Tabi ee, tabii biz hani bunun temeline baktığımız zaman ilk çağdan itibaren aslında devletlerin varlığını devam ettirebilmesi, savaşlarda başarılı olabilmesi ve huzur düzeni sağlayabilmesi için güçlü askeri teşkilatları artık kurmaya başlamak gerektiğini görebiliyoruz. E, Batı Avrupa'da da özellikle Franklarla beraber, Franklarla beraber e, feodal sistem gelişilecek ve düzenli askeri birlikler oluşturmaya başlanıyor. E, Tabi Orta Çağ'da Avrupa'da şövalyeler zamanında okçular ve kuşatma teknikleri etrafında dönen bir kara savaşları var. E, tamamen bunun üzerine şekillenmeye başlıyor ilk aşamada. Tabi orta, orta Çağ'da böyle olurken Doğu'da ise daha çok yüzyıllarca yıl e, Türk ve Moğol hakimiyetindeki hani göçebe savaşları etkin. Yüceba savaşlarda da özellikle hafif birlikte atlı okçular oldukça önemli savaşlarda kullanılırken yine e, orta çağ ücretli askerlik sistemi de birçok devlet ta tarafından kullanılıyor ki bu devletlerden biri de Bizans'tır. Bizans'ın biz ordularında aktif olarak ücretli askerlere yer verdiğini görebiliyoruz. 14. yüzyıldan sonra da özellikle İngiltere ve Fransa'da e, ordularda hani maaş karşılığı asker bulundurmaya başlanacak. Böylece askerlik profesyonel olarak bir meslek haline ...gelecektir diye. Ee, kanunlar yaşıyor konumuza gelelim. Kanun niteliğini el alalım burada. Ee, şimdi hatırlarsanız... ...ilk çağda olduğu gibi orta çağda da önemli... ...hukuk kuralları ve kanunlar vardır. Ee, i̇nsanlar bu kuralları... ...betimleyerek, kullanarak toplumsal yaşamı... ...ve düzeni sağlamaya yoluna gidecekler. Ee, i̇lk siyasi oluşumlara, devlet ve de toplum hayatına... ...düzen ve disipline baktığımız zaman... ...her türlü böyle hukuki iş... ...gelenek haline gelen kurallar... ...düzenleniyor. Bu kurallar arasında... ...Roma hukuku... Justinian askanları ve Cengiz yasası var. İlk olarak Roma hukukuna yer Roma hukukunun ilk basamağını bize... ...12 levha kanunları oluşturur. Aynı zamanda Roma hukuku... ...günümüz Avrupa hukukunun da temelini oluşturmaktadır. Bir maddesine bakalım. Diyor ki bakın bir kimse kendisine borçlu olan vatandaşa... E, ...vatandaşa hakim önüne götürür. Borçlu borcunu diyemezse ...muayyen şekillere riayet ederek onu el korur. Evine götürür ve zincire vurur. Muayyen zaman içinde yine ödeyemezse öldürebilir veya köle olarak satar. Demek ki oldukça sert kanunlarmış. Justinianus kanunlarına gelelim. Justinianus kanunlarından bahsedeyim size. Bu kanunlarda aile kişi ve miras hukukunu içerisinde barındıran günümüz medeni hukukunun temelidir diyebiliriz. Maddesine bakalım. Bir kimse diğerinin bedenine zarar verirse veya bir şey çalarsa zarar yoran şahıs zararın telafi edilmesini isteyebilir ve bu tazminat parayla ödenir. Demek ki daha böyle yumuşak kurallar. Sert değil. Cengiz yasasına bakalım. Türk ve Moğol törelerinin yazılı hale getirilmesiyle şekilleniyor. Örneği var bakın kasten yalan söyleyen, sihirbazlıkla uğraşan, casusluk yapan, kavga etmekte olan iki kişi arasına girerek onlardan birine yardım edenlerin cezası ölümdür. Oldukça sert olduğunu söylemek gerekir. Evet sizlerle ne yaptık? Şöyle ilk üç ünitenin tekrarını yaptık. Sıfırdan dokuza konu anlatımı soru bankası elinde olanlar için lütfen beni dikkatle dinleyin. Ee, birinci dönem bizim için ilk üç üniti barındırıyordu. Bu yüzden hemen birinci ünite olan tarih ve zaman 12 ile 24 arasında ikinci ünite olan insanlık dönemleri 30-58 arasında ve üçüncü ünite olan e, burada orta çağda dünya konusu 64-92 arasında e, bunlar sizin yarı yıl tatilinizde ödeviniz olacak. Sıfırdan 9'a konu anlatımında zaten hemen konuların bakın sol tarafında konuyu renkli, kısa, aynı zamanda pratik bir şekilde anlatımlarını görecek. Sağ tarafında da hemen soru, konuyla ilgili soruları çözeceksiniz. E, böylece hem sizin bilgi hani bu pandemi salgın döneminde iyi bir şekilde öğrenmenizi edinmenizi sağlayacak hem de aynı zamanda pratik soru çözümleriyle de e, buradaki bilgileri edinmenizi ve gerçekten bu dönem bilgilerini iyi bir şekilde aşmanızı sağlayacak hem eğlenceli hem burada keyifli bir anlatımlar renkli görsel çizimlerle pratik böyle bilgilerle de e, gerçekten size çok sağlam yeterlik katacaktır. Evet ona da söyleyelim tekrar söyleyelim bakın bugünkü konu anlatımı özetti özet bir şekilde size anlattık. Geniş anlatımda zaten ev okul kamplarında ayrıntılı olarak anlatmıştık. Daha ayrıntılı videolar için o videolara yönelebilirsiniz. Ödev sorum, ödüllü soru. Yazı icat eden medeniyet hangisiydi? Bunu mutlaka yorum kısmına yazın. Şimdiden size iyi tatiller dilerim. Umarım ikinci dönem şöyle okullarda artık yüzde yüze eğitimle beraber güzel bir süreçle eğitim devam eder. Sizler için de en pratik şekilde olur. Biz burada yine ilaveten sizlere çok çok güzel eğitim vereceğiz. Kendinize dikkat edin. Size ve ailenize saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hadi bakalım iyi tatiller. Hoşçakalın. kalın. <laughs>